kadın yol şarkıları. Huzurlarınızda Aşkın Nur Yengi. Ne gazinolar kapandı. Ve huzurlarınızda Mehmet Erdem efendim. Aytaç Şaşmaz efendim. Yandım yandım ah kine yandım. Alkışlar Cemre Baysel'e. Cemre'ye söyledi bence çok içten söyledi. Hadi bir sarılın orada filmin devamı olsun. Gözlerin. Okuldakinden daha genç gözüküyor şu an. Ne okulda beni mi kestin? Nereden mi? Herkes birbirini kesiyordu demek tabii ki. Tabii ki. Ha, bir de melodiyi söylüyor. Evet. Allah'tan kor, çok sevdim çok. Sen sevmiyorsun ya kimseyi. Herkesin keyfi yerinde mi? Ara gaz verdik. git bitmiyor. Ne olmuş artık? Daha da yeni başladık. Bambaşka bir yola girdik. Gel sıra geldi. Evet. Ama güzel canım, güzelim ben sana yanmışım. Eskidenmiş güzelim, sanki yıllar öncesinden kalan aşkımız bir masalmış bir tanem, düş yerine gerçekmiş yaşanan. Sevmek eskidenmiş güzelim, sanki yıllar öncesinde kalan aşkımız bir masalmış bir tanem, düş yerine gerçekmiş yaşanan. Yarınlar bizim için geç artık, çok geç artık sana dönmek. Hani giderken bana demiştin ya sen, yolcu yolunda gerek, yolcu yolunda gerek. Sevgi bizim için yok artık, yok artık bir daha sevmek. Hani giderken bana demiştin ya sen, yolcu yolunda gerek, yolcu yolunda gerek. Bitti denen yerden başlamak ve gözlerini açmak yeniden. Belki de sevinçle kucaklaşıp başlarız kaldığımız yerden. Bitti denen yerden başlamak ve gözlerini açmak yeniden. Belki de sevinçle kucaklaşıp başlarız kaldığımız yerden. Yarınlar bizim için geç artık, çok geç artık sana dönmek. Giderken bana demiştin ya sen, yolcu yolunda gerek, yolcu yolunda gerek. Sevgi bizim için yok artık, yok artık bir daha sevmek. Hani giderken bana demiştin ya sen, yolcu yolunda gerek, yolcu yolunda gerek. Yolcu yolunda gerek, yolcu yolunda gerek. Oley! Harikasınız. Ben ne kadar güzel bir
şarkı değil mi? Harika bir şarkıyla başladık. Sevgili Adnan Ergil'in şarkısı evet. Bu. Üstad Adnan Ergil. Evet, gerçekten Üstad. Ne şarkıları var. Levent Yöntem de sözlerini yazmış. Sözler Levent Yöntem mi? Evet, buradan sevgiler, teşekkürler. Efendim, saygıdeğer hanımefendiler, beyefendiler, şarkılar yine... Çok güzel. Şarkılar bizi söylüyor. Şarkılar uzun yol şarkılarını söylüyor değil uzun mi? Uzun yol şarkıları. Bu akşamki konsept neydi tam? Uzun yol şarkıları. Uzun yol şarkıları. Ama kısadan bitirelim biz. Yani bence de. Bence evet bayağı uzun hep, yol şarkılar olacak bu akşam. Hep bizim vardır Sibel. Yolda dinlediğimiz, sevdiğimiz böyle bir playlistimiz vardır. Tabii ki. Evet. Mesela tabii radyoda ki. Hatırlarım ben eskiden sevdalım olduğumda mesela yan yana gittiğimizde şöyle derdim. Sıradaki şarkı benden sana gelsin. Ama hep öyledir zaten. Vardır bu. Şimdi bizim... bu programda da yapıyoruz zaten. Yaparım. Şimdi benim olsun, şimdi benim olsun aynen diye. Aynen öyle. Şarkılardan fal tutuyoruz. Bugün hem evet. Şarkılarımız hem konuklarımız birbirinden değerli. Çok en güzel değerliler. Konuklarımız ve şarkılarımızla sizle beraber olacağız. O zaman bu şarkı da benden sana gelsin Hakan abi. Tamam, senden bana gelsin. Nedir gelsin acaba? Gelsin bakalım. Kim söylesin? Sibel söylesin. Ben söyleyeyim. Tamam. Her zamanki gibi. Tamam, benim şarkım. Oo Hakan. Fena mı? Eyvah. Sen ne su iç. Çıkarsa bahtıma. Su iç biraz. Biraz su içsen. Tamam ben biraz. Fena bir şarkı geliyor demek ki. Tamam. Hemen. Yar yar mı? Evet. Buyurun evet. Efendim. Yokluğun bende çok zor, anılar tuzak. Yıllarım şimdi dargın, uykular yasak. Ben ne yaptım sana, gözlerin uzak. Hasretler koyup gittin garip gönlüme. Yokluğun bende çok zor, anılar tuzak. Yıllarım şimdi dargın, uykular yasak. Ben ne yaptım sana, gözlerin uzak. Hasretler koyup gittin garip gönlüme. Yar yar gidiyorum, senin canın sağ olsun. Yar yar seviyorum, bu defa son olsun. Yar yar senden başkasına bakarsam iki gözümde kör olsun. Yar yar senden başkasına bakarsam iki gözümde kör olsun. Thank you.
doğrusun. Nasıl sildin sen beni hemen bir günde? Yar yar gidiyorum, senin canın sağ olsun. Yar yar seviyorum, bu defa son olsun. Yar yar senden başkasına bakarsam iki gözüm de kör olsun. Yar yar gidiyorum, senin canın sağ olsun. Yar yar seviyorum, bu defa son olsun. Yar yar senden başkasına bakarsam iki gözüm kör olsun. Hayır. Ya, ay. Her seferinde aynı şeyi söylüyorum. İnsan bu kadar mı şarkılarını güzel seçer? Ay, ay, yıllar önce. Ama şey gibi oluyor Sibel bu. Sanki sen yapıyorsun besteleri ya. Hakan abi Allah aşkına öyle gerçekten değil mi? Gerçekten doğru vallahi. Çünkü besteleri en güzel kendi sahibi söylermiş. Hep böyle bir evet, şey vardır, ki. Rivayet vardır. Tabii, tabii ki. Tabii çok ki. Da doğru değil. Her zaman tutmuyor. Çoğu tabii zaman tutuyor işte, olabilir ama. Yorumlarımızla biraz böyle benim, renk katmaya çalışıyoruz. Başka benim, bir hale geliyor tabii ki. Senin benim, oldu bu. Çok içim acıtan bir yol şarkısı oldu. Ay. Oldu, bitmiyor. Tahmin bitmeyen ettim. Bir yol oldu benim için. Ah yazık, tahmin çok ettim güzel. Gerçekten çok öyle. Ama. Teşekkür ediyorum. Bu ağzına güzel şarkıyı yeniden hatırlattın. Bakicim çok teşekkür ediyorum. Yıllar çok güzel sonra seslendirdim. Evet, yani bizim evet. için de iyi oluyorsun. Çok iyi oluyor. Yani uzun aslında, zamandan beri seslendirmediğimiz evet. şarkıları. Senin de geçen hafta da tabii, öyle tabii, biliyorsun. Doğru. İlk defa duydum ben. Ne kadar hoşuma gitti. Evet, 9-8'likte. Evet, evet. Bu arada hemen fırsat bulmuşken geçen hafta gösterdiğiniz ilgiye, sevgiye tekrar tekrar teşekkürler ediyoruz. O kadar mutlu olduk ki. Çok güzel. En yakın zamanda, en yakın zamanda bir roman gecesi daha roman yapacağız. Roman 2 yapacağız. Roman 2. Yapmalıyız bence. Çok eğlendik. Çok keyifliydi. Çünkü. Güzel çok geçti keyifliydi. Evet. Biz de eğlendik. Hem o da insanlara nasıl? Geçmiş. Ben konser vardı. İzleyemedim. Tekrarını izledim. Bayağı oynadım izlerken. Sanki hani başkasının programıymış da ben eğleniyorum evet, şimdi. Ne kadar güzel. Çok mutlu. Çok enerjisi çok yüksekti harika gerçekten. Harikaydı. Teşekkürler ediyoruz. Dostlarımıza izleyen. Çok teşekkür ederiz. Herkese teşekkür konuk ederiz. Şimdi, İnşallah bu bölümümüz de öyle geçecek. Tabii uzun ki. Yol şarkıları. Çok konseptimiz güzel. Tekrar hatırlatalım. Uzun yol şarkıları efendim. Şimdi tam uzun yol adamı. Karşımızda duruyor. Uzun yol, şey uzun geliyor, yol adamı. Uzun yol şarkıları deyince tam kırmızı kamyonla fragman geldi aklıma. Tam o gecenin konseptinin evet. fotoğrafı bence bu. Aynen. Ama Hakan Altun'dan bir şarkı mı artık? Tamam söyleyeyim. Bestesi Ufuk Yıldırım'a ait bir şarkı. Sözlerini de ben yazmıştım. Selam olsun Ufuk abi. Çok selam olsun Ufuk'uma. Şu an nerede o? Amerika'da. Şeyde. Tabii. Senin mahallede. Neresiydi orası? Miami'de mi? Miami'de. Bizim mahalle. Aynen. Selam seyrediyormuş. Olsun. O da seyrediyor programı. Gerçekten evet. arıyor bana mesaj atıyor ona. Falan. Selam olsun. Fidan bu arada yurt dışında yaşayan, neresinde olursa olsun, dünyanın hangi ülkesinde olursa olsun, bütün gurbetçilerimize selam olsun, saygılar olsun onlara. Kalbimiz hep onlarla zaten. Evet Hakan'cığım senden dinleyelim o zaman. Aşk bahçemsin tamam söylüyorum. Yetmez mi söyle lütfen, yetmez mi yaptığın bu gurur? Vazgeçmem aşkından, ölüm olsa sonu benim, yeminim budur. Ağladım karşında diz çöküp, ağladım bir an bile utanmadım. Vicdanın rahat mı, aşk sana göre oyun mudur? Yoksa bir tuzak mı? Sen yokken bahar, çiçek ve güller zarar. Yokluğun saatleri oyalar. Gel dersen duyar mısın bu sorular ve korkular beni yaralar. Bilir
arzum sana zayıftır bu yüreğim. Dağları denizleri geçerim. Gel dersen dünyayı bile silerim. Sana kul kölem olmuş bu bedenim. Çok sevdim bilirsin çünkü sen taş bahçemsin. Bir tanesin. Biliyorsun sana zayıftır bu yüreğim. Dağları denizleri geçerim. Gel dersen dünyayı bile silerim. Sana kul köle olmuş bu bedenim. Çok sevdim. Yetmez mi söyle lütfen, yetmez mi yaptığım bu gurur? Vazgeçmem aşkından, ölüm olsa sonu benim, yeminim budur. Ağladım karşında diz çöküp, ağladım bir an bile utanmadım. Vicdanın rahat mı, aşk sana göre oyun mudur? Yoksa bir tuzak mı? Sen yokken bahar, çiçek ve güller zarar. Yokluğun saatleri oyalar. Gel dersen duyar mısın sorular ve korkular beni yaralar. Biliyorsun sana zayıftır bu yüreğim. Dağları denizleri geçelim. Gel dersen çok sevdim bilirsin çünkü sen aşk bahçemsin, bir tanemsin. Biliyorsun sana zayıftır bu yüreğim. Dağları denizleri geçerim. Gel dersen dünyayı bile silerim. Sana kul köle olmuş bu bedenim. Çok sevdim bilirsin çünkü sen aşk bahçemsin, bir tanemsin. Ya her albümde böyle genelde birkaç şarkı öne çıkıyor. Evet, ve doğru. Kenarda böyle pırıl pırıl kalan duran o kadar oluyor. Güzel şarkılar var ki aslında doğru. Bu programda her hafta bunları da yapalım Hakan'cığım, değil aynen, mi? Aynen, doğru. Yeni diye dinleyecekler değil mi? Evet, üstünün? Tabii ki. Bu da onlardan tabii. Biri bence, o kadar güzel ki. Ama bu arada senin şarkılarını dinlerken hep bazen güzel, kendi kendime bir şeyler geliyor arkada. Diyorum ki. Mesela aşk bahçem, çok terledin hadi. Terledin daha fazla, terledin daha. Çünkü adama sorarlar bu şarkıyı 2000 yılında nasıl yaptın, nasıl oldu bu aşk bahçesi, çiçekler, çiçekler diye. Sümbüller, güller, papatyalar, laleler. Renk renk bir bahçe. Aşk bahçe. Renk renk, harika, ne güzel, çok ne güzel bulmuşsun, ismin de çok güzel. Hadi ben size bir şarkı çalayım. Evet Hüsnücüğüm. Modumuz bir başka bir yere gitsin. Hadi gitsin. Bu şarkı... Ne yollarda söylenmiştir, çalınmıştır, dinlenmiştir. Gelirken, giderken. Tabii. Benim yıllar önce çaldığım bir albümümde de var bu. Çok güzel bir farklı şarkı bir ama. Düzenlemeyle. Ama bunu biz bildiğimiz gibi çalalım bakalım. Buyurun. Hadi ne güzel. Üstü şenlendirici. Thank you.
Tam sahne şarkısı. Şahane. Allah göstermesin böyle, hani ayrılmaya karar verenler olursa bence senin bu çaldığın şekilde dinlesinler, sonra birbirlerine sarılsınlar. Biz ayrılmayalım aşkım aşkım ayrılmayalım. Böyle böyle ayrılık olmaz desinler. Olmaz. Olmasın zaten ayrılıklar. Olmasınlar. Ah ne kadar güzel. Ayrılıklar olmasa bu şarkılar da olmuyor ama. Doğru nasıl olacak? Demek ki işte bana öyle ol. Bana sorsan ya. Başka kime soracağım? Biz başka ondan kime soralım? Her şarkıdan sonra ona sormak istiyorum aslında. Evet. Şarkının hikayesi. Ah ne hikayeler vardır. Ah ne filmler. Ne valla dizi film olur senin. Valla olabilir. Şey neydi bak. Bahçenin adı? Aşk Bahçen. Aşk Bahçen dizi film olur. Bak ismi de çok güzel. Güzelmiş. Aşk Bahçen. Aşk Bahçen. Bakalım. Evet. Konuya. Çok güzel. Konuşamıyorum. Ne güzel bakıyor. Bak konuşamıyorum. Ben de konuşamıyorum. Neyi çok merak ediyorum. Şimdi bunlar konuşulurken acaba ilk kim geldi aklına? Aynen. Bak ben soramıyorum ama burada... Mesela ilk şey, bunları konuşuyoruz ya böyle. Bu hani. Şarkı çalarken mi? Evet. Kesin aranjör gelmiştir canım. Ayrıldın. Dinliyorsun böyle bir şarkıyı. Ve hemen barışmak istediğin mesela. Ah ne sen sor ne ben söyleyeyim. Ama o, peki o zaman. O ahı tekrar tekrar ver hocam. Canım. Sen sonra anlatırsın. Tabii bana. Anlatırım. Ay canım. Evet uzun yıl şarkıları bu akşamki konseptimiz evet. Arkadaşlar. Ve birbirinden özel konuklarımız var. Bu akşama en çok yakışacak bence evet. Sesler ve yorumlar diyebiliriz. Harika. Değil mi? Harika ve bu uzun yolda o kadar güzel pırıl pırıl adımlarla giden çok değerli bir sanatçı arkadaşım. Onu çok seviyorum. Muhteşem. Uzun yolda yürümek tabii zordur. Tabii ki gerçekten. Onun sesi, yorumu, duruşu. Tabii ki. Hem konservatuardan da tanırım tabii kendisini. Ki. Bana göre Türkiye'nin en kabiliyetli kadınlarından gerçekten bir tanesi. Öyle. Çok başarılı bir kere. Çok. Hiç de çizgisini bozmayan. Hiç onu söylüyorum. Dediğin de çok doğru. O yolculuk gerçekten çok meşakkatli bir yoldur. Ne kadar önemli o yolculuk. O yolculukta hep o yolculuğa güzel güzel yukarı çıkmak gerçekten layık herkes. Layık olmaya çalışıyoruz. Kesinlikle. O da onlardan biri zaten. Kesinlikle. Çok özel bir ses tonu bir kere. Çok. Hepimizin de çok sevdiği. Hemen davet edelim mi? Hadi. Huzurlarınızda Aşkın Nur Yengi. Sevim dönmüyor. Söyle kaç bahar oldu.
gelen bir gün soludu. Belki de zaman doludu. Sevdiğim dönüyor. Söyle kaç bahar oldu. Pencerem bir gün soludu. Belki de zaman doludu. Sevdiğim dönmüyor. Söyle kaç bahar oldu. Pencerem bir gün soludu. Belki de zaman doludu. Sağlık. Çok teşekkür ederim. Harikasın aşkım. Ne haber okul arkadaşım? Canım arkadaşım. Aa, sınıf arkadaşısınız. Okul arkadaşım. Ay ne güzel, maşallah. Bakar mısınız okul, evet, arkadaşlarına? Maşallah. Tabii. Gün geçtikçe de güzelleşiyorsun. Ay canım benim, çok teşekkür ederim. Şimdi onu söyleyecek. Demin dinledim sizi birazcık da. Hoş geldin aşkım. Ne haber, nasılsın? Hoş geldin. İyisiniz. Sen nasılsın? Teşekkür ederim. Ne kadar mutlu olduk. Çok teşekkür ederim. Ben biraz de sağ önce olun. Onu konuştuk Hakan'la. Yani bu uzun yolda ne kadar güzel bir şekilde ağır ağır kendini hiç yormadan pırıl pırıl yürüdün ki yıllarca. E tabii, konservatuarlı olmanın değil mi ama avantajları bunlar. Benim konservatuarda okuduğum zamanlarda bizim yıldızımızdı mesela. Tabii ki. Değil mi? Yani biz böyle birkaç sınıf vardı aramızda sadece ama o zamanlar böyle varıl İşte varıl. Şöyle düşün, 83-84 gibi başladım. Aynen. Geldiğimiz yerler buralar. Yapacak bir şey yok. Ne güzel. Aşkım emin ve kararlı adımlarla dediğin o kadar, gibi. O kadar. Harika. Aşkında hep bir nur vardı zaten. Ha? Onur devam etmekte zaten. Hep öyle. Zaten. Sahnede de bambaşkadır. Evet, gerçekten. Yani hepimiz öyle. Sen de çok güzelsin. Sahneye bu kadar yakışır. Yani o kadar keyifli, o kadar güzel konserler veriyor ki. Yani yakışmak da çok önemli. Çok. Evet, aurası var çünkü, evet, değil mi? Bizim ama yüzündeki şey nurla beraber sesindeki nur da devam ediyor. Canım, o her şey. Teşekkür ederim. Ben çabuk utanırım, kızarım. Seni bayağı kızartacağız bir utanırım. Eyvah eyvah, annetim. Uzun yol şarkıları. Ne güzel seni burada ağırlamak. Çok teşekkür çok ederim. Benim için de çok güzel. Çok mutlu olduk. Ayağınıza sağlık hepinizin. Çok teşekkür ederiz bizi çağırdığınız için. Ne demek, ederim. Ne demek. Sağ olun. Böyle bizim oturma odamız var biliyorsun. Hadi ben gideyim. Hadi gel. Bekleyeyim sizi. Hemen dedim. Sağ ol. Nasıl geçiyorum öyle? Böyle. Nasıl istersen. Tamam, öyle geçeyim. Ah, evet. Şimdi yeni damat. Yeni damat dedi. Yeni damat geliyor. Yeni damat. Çok iyi. Çok şekerler. Evet. Allah nasip etsin inşallah Hakan yeni abime damat. De böyle bir gün böyle anons etmek. Ah, yeni damat. Bak, taze damat. Evet, hemen davet edelim çok mi? Çok severim kendisini. Çok. Gerçekten. Ben ailedendir. Ailedendir. Hiç yabancı değil, değil mi? Aynen, doğru. Ailedendir. Evet. Vallahi benim ailemin içine de o girdi. O kadar sevdim ki onunla ilk defa karşılaşmıştık bir önceki programda geldiğinde. Geçen sezon, aynen. Çok bayıldım. Zaten keyifle dinliyorum onu. Bambaşka bir tarzı, uslubu. Kesin, acayip kesinlikle. Bir şey. Çok tabii, keyif tabii. alıyorum ondan. O da çok utangaçtır aşkın gibi. Bugün iki tane utangaçımızı ağırlıyoruz. Sorma. O da değil mi, biraz içine kapanık gibi. Tabii öyle. Evet, öyle çok ama candır çok, ama çok, çok candır. Tatlı, çok seviyorum. O zaman davet edin hemen. Ve huzurlarınızda değerli dostumuz, kardeşimiz Mehmet Erdem efendim. Ayırmasın Mevlam bizi.
bizi ömür boyunca. Aramıza kimse gelip girmesin, ayırmasın Mevlam bizi ömür boyunca. Senden değil kaderimden. Herkes bana deli diye gülüp geçiyor. Senin aşkın beni kara gözlüm deli ediyor. Aramıza kimse gelip girmesin, ayırmasın Mevlam bizi ömür boyunca. Aramıza kimse girip girmesin, ayırmasın Mevlam bizi ömür boyunca. Ayırmasın Mevlam bizi ömür boyunca. Ayırmasın Mevlam bizi ömür boyunca. Mehmet'cim. Mehmet'im gel. Bak şarkıdan şarkı da manidar oldu, manidar. Sevemedim seni. Bayağı. Ha? Neden manidar anlayamadım. Ya ne güzel işte, ayırmasın bizi Mevlam ömür boyunca. Kimse, kimse. Ay tabii ki kimse ayırmasın. Hoş geldin. Damat Bey. Damat Bey nasılsın? İyi valla, teşekkür ederim. Ay buradan gelin hanımı da çok öpüyorum. Selamlar olsun. Gerçekten bayılıyorum ben ona. Eyvallah. Çok sevgiler, selam olsun. Ondan da çok selam getirdim teşekkür sizlere. Teşekkür ediyoruz. Nasıl gidiyor her şey? Yolunda çok şükür. Yolunda. İyiyiz. İşte işlerimiz güçlerimiz var. Onun haricinde de konserler bayağı yoğun biliyorum. Aynen. Koşturuyoruz. Sizler iyisiniz. Eskiden mesela benden ufak olanlar hani ne zaman evlilik mevzu açılsa abi seni bekliyoruz diyorlardı eskiden. Baktılar bende doğu yok. Yavaş yavaş. Seni mi bekleyeceğiz dediler. Aynen yeter artık kardeşim abi, senin evleneceğin yok. Ey Allah'ım. İnşallah. Tekrar hoş geldin. Hoş bulduk. Şeref verdin Mehmet'ciğim. Çok mutlu olduk. Ben şeref duydum. Her zaman burada çok olmaktan onur duyuyorum, gurur duyuyorum sizlerle ne olmaktan. Ne mutlu canım. Seni gördüğümüzde biz hep mutluyuz zaten. Eyvallah. Bilmukabele. Hoş geldin. Tekrar hoş geldin Mehmet'ciğim. Teşekkür hemen ederim. Böyle alalım seni de. Ben kaçayım. Gel kızım. Nasılsın? Tanıdım. Şimdi. Şimdi. Sezon açılışında. Açılış evet, konserimizde. Kuruçeşme'deki programımızda. Evet, canlı yayınımızda. Konuk olmuştu. Aslında mesleği oyunculuk ama oyunculuktan önce de müziğe inanılmaz bir sevdası varmış. O gün gece şaşırdık zaten. Evet, şaşırmıştık gerçekten. bugün de onu keyifle anons etmek isteriz, davet etmek isteriz. Bir de seçtiği şarkılar da çok özel. Söyleyen kişiler çok özel. Kendine bir tarz bence bulmuş. Bir ona göre gidiyor. Çalıyor, enstrüman da çalıyor. Ha, o çaldığını bilmiyorum. Enstrüman çalıyor diye biliyorum. Onu ben de bilmiyordum. Evet, genç çocukluk yıllarında yani. Ha, sevdası varmış müziğe. Ne güzel. Ne buyurun güzel. Siz anons ediniz. Hemen davet edelim Aytaç Şaşmaz efendim. Özledim seni, düştüm yollara. Açtım gönlümü rüzgarına. Bir hayaldi sanki, bir macera. Yıkıldım kelimeler paramparça. Yandım, 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 ah kine yandım. Bana yeniden
şarkılar söyleten kadın. Baka baka doyamadım, hem kokladım da. Sarhoşluğu geçmedi hala. İçimde sevda, hoş bir havan var, ne güzel adın. Bir çizik attın gönlüme, kanattın. Yandım yandım, yandım yandım, ah yine yandım. Bana yeniden şarkılar söyleten kadın. Baka baka doyamadım, hem kokladım da. Sarhoşluğu geçmedi hala. İçimde sevda, seni görebildiğim yer rüyalar artık. Deli diyorlar bana, ah bu ayrılık. Ay biz böyle hayranlıkla... Maşallah. Film gibi kaldık yani, daha devamını bekliyoruz. Maşallah. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Ay ne kadar güzelsiniz böyle. Siz çok güzelsiniz. Siz çok güzelsiniz. Hoş geldin. Hoş geldin. Teşekkür ederim. Hoş geldiniz. Sağlık, şeref verdiniz. Ne kadar mutlu olduk. Aytaç'ım sanki biraz çalışılmış gibi. Abim sağ olsun yani. Harikaydı. Ağzına sağlık. Harikaydı Aytaç, gerçekten harika. Çok teşekkür ederim. Tebrik ediyorum ve bence sen kesin sahnelerde olmalısın. Olmalı. Kesinlikle. Estağfurullah. Değil mi? Ya o gün de söylemiştim. Cemre'ye söyledi bence. Çok işten söyledi. Evet. Bana yeniden. Ben set gibi zannettim, biliyor musun bir an böyle. Bir de Aytaç oraya gitti, Cemre'yi aldı. Biz böyle bakıyoruz, devam edecek galiba. Dizi gibi. Orada çok böyle güzel. Ben hemen şey bekledim, böyle sarılın. Hadi bir sarılın orada, şöyle bir gelin tekrar. Lütfen. Ha, nasıl? Vallahi ayaklarım titriyor benim, ben çok heyecanlıyım. Ay o zaman şimdi burada sarılın hadi şöyle, filmin devamı olsun. Maşallah. Nasıl güzelsiniz? Nasıl gidiyor her şey? Her şey yolunda. Çok yolunda. Çok çok heyecanlıyım ben. Çok heyecanlıyız daha doğrusu. Ben de ayakta duramıyorum. Çok, çok heyecanlıyız abi. Şimdi sırada bir şarkı Cemre'den bir. Evet Cemre'cim, sen ne söyleyeceksin bize? Ben çok iyi bir dinleyiciyim. Sizi dinlemeye geldim. Çok mutluyum o yüzden. Canım. Hadi hemen dinleyelim. O zaman çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Allah kendinize göre versin. Allah kendinize göre versin. Allah kendinize göre versin. Arkadaşlar çok buyurun. Selamlar. Ben sana aldanamam yani. Ben sana dayanamam. Ben sana aldanamam yani. Tüm odamızın güzelliğine bak. Şahane. Vallahi harika. Tekrar hoş geldiniz hepiniz. Hoş geldiniz. Hoş. Böyle bakıştırıyorlar okul arkadaşları. Oradan bence başlayın. Nasıldı? Nasıl bir öğrenciydi? Aşkın sen de aynı şekilde söylesene. Yani Hakan çok başarılıydı. Yani zaten başarılı olduğumuz için buralara geldim. Çünkü aynen o zaman öyle terk etmiş olurduk okulumuzu. Orası oraya demiyorum. O taraflar yine. Sen yaptım. Başka şeyler öğrenmek istiyorsun. Ben öbür tarafları hep merak ediyorum. O toplara ben girmeyeyim ya. Ne yapıyordu konservatuarda? Yok be okulda benim bildiğim kadarıyla Hakan abi çok sakindi ya. Sakin adam. Sakin, sakin falan. Hala sakin bir adam. Ne değişti Hakan'ın? Ağır abi evet, o sakinliği koruyor. Çok güzel dönemlerdi ama gerçekten güzel dönemlerdi. Bizde de
yan okulda okuduk. Aa, evet doğru. Ben ona yetişemedim. Teşvikiye. Ha, ben Taşkışla'ya yetiştim. Aşkınların sınıfı da çok eğlenceli ve muhteşem bir sınıftı. Kimler vardı bizim tanıdığımız? Bizden İzel vardı. İzel evet. Ercan vardı. Tabii sınıfa doğru. Bak. Çelik vardı. Çelik Ufuk vardı. Yıldırım vardı. Yıldırım vardı. Biz var ya çok az bulduk yani. Baya verimli dönemdi. Yani gerçekten çok. Sonra Temel Bilimler bölümünde Mahsun geldi. Mahsun vardı doğru. Evet. Doğru. Yani çok şimdi var. İsmini hatırlayamadım ama çok birçok insan. Gerçekten saymakla bitiremeyiz biliyor musun Sibel'cim? Yani o dönem çok örnekleri var canım. 90, çok, evet. Türkiye'deki pop müzik dediğimizde 90'ların gerçekten inanılmaz bir ruhu vardı. Ki orada aşkınların gerçekten çok emeği var o müziğe. Oradaki 90'ların ruhuna her zaman konuşuyoruz. Her dönem mesela 90'ların ruhu çok konuşuluyor bizim. İşte popüler 90'lar. Müzikte. O dönem gerçekten sizin inanılmaz hizmetleriniz vardı. Çok güzel şeyler yaptınız o dönemde. Yani dönemler. Şöyle söyleyeyim. İşte Sezen ablanın Nilüfer'den sonraki 15 sene sonra hiçbir sanatçının çıkmaması, hani yeni bir jenerasyondan birinin çıkmaması aslında bizim o anda girmemizle beraber değişti doğru, durum. Doğru. Ve ilk ben çıktım galiba 90'da. Ondan sonra evet, akabinde bir full seni takip yani. Ettik aşkın canım. Öyle başarılı oldu. Çıkmışım yaşasın. Ay, nasıl bir çıkıştı o muhteşem. Ya ben de yani farkında değilim canım o çıkışım. Ben bakma ben yine öyle vokal yapıyordum Sezen ablaya. Çıktım ama vokal yapıyordum yine. Bizim okulumuzdan biri ilk şarkın çıktığı zaman. Bu arada aklıma şey geldi bizim okulda değil Sibel'le de beni gazetede şey yapıyorlardı. Aynı yaşta bunlar kaçak çıkıyorlar o yaşlarda sahneye. Yakın anlık yakın anlık biz evet aynı anda iki küçük. Sorma. Bizim yüzümüzden ne gazinolar kapandı. ben kaç kere uzaklaştırma aldım biliyor musun okuldan? Devamlı ayı bir de kıskançlıktan devamlı şikayet ediyorlardı bizi. O tarafta var. Yani kıskanılıyorduk evet, hiç sorma. Olsun. Aşkıncım o güzel sesinden şarkı söyleyelim değil mi? Tamam, söyleyelim hadi. Buradan ne istiyorsan. Tamam, o zaman Dak Cameron, Fikret Şenes diyelim ve... Of, harika. Haydi bakalım. Yanlış yerde yanlış bir kadın, sevgilim farkındaydım. İstediğin gibi olamazdım, affet ne olursun. Üzülme hemen unutursun, gitmek zorundaydım. Kendimi bıraksam da ruhum kaçar. Bu gönül divane her aşka. Konar gece Alice.
kadar güzel. Bu arada sevgili Aşkınlı Rengi ve sevgili Mehmet Erdem'in beraber yolculuk yaptığı çok değerli yol arkadaşlarımız için arkadaşlarına da hoş geldiniz. Ayrı ayrı teşekkür ediyoruz. Çok teşekkür ediyoruz. Bizler de hoş geldiniz. Müzik ziyafeti olacak bugün. Ya, nasıl güzel bir nasıl sesin güzel var. Nasıl güzel sesin. Aynen ya maşallah ya su gibi. Teşekkür ederim. Nasıl pırıl pırıl bilin mi? Damada dönelim mi? Damat. Abi o konuyu tamam yok, abi. Yok o konuyu tamam. O utanır şimdi. Geri geri gider vallahi. Yok estağfurullah. Mehmet'im hoş geldin. Hoş bulduk. Vallahi yo, sizi bu gördük akşam damatsın yani. Yeni tabii damat. Tabii ki de damadım. Canım, o ayrı. Yani. Nasıl her şey? Yolunda çok şükür. Biz zaten biraz daha domestik insanlarız. Hani genelde iş güç yoksa evdeyiz. Bir şeyler okuyoruz, bir şeyler izliyoruz. Çok güzel. Eşle dostla muhabbet ediyoruz. Bir zaten pandemiden dolayı biraz da şey oldu ya. Hani çok dışarı çıkmak gibi şey yok. Zaten öyle alıştık. Alışkanlıklarımız yoktu. Alıştık valla. Yani o yüzden yolunda her şey. Siz özellikle Hakan falan böyle bir grup zaten konserlerin dışında pek evden hiç çıkmıyorsunuz. Tabii tabii. Yani biz hiç çıkmıyorsunuz. Ev kuşu biz aynen. Herkes birbirine gidiyor böyle. Evde çalıyoruz, söylüyoruz. Ne güzel, birbirine. Ne güzel. Bence yani kendi aralarında yeni şeyler üretiliyor. Sonuçta enstrümanlar falan. Daha konforlu oluyor dedi ya. Doğru. Yani rahat oluyor en azından. Rahat oluyor yani. Evdesin işte. Bu kadar giyinmek zorunda kalmıyorsun. Pijamalarla sorma. Ama doğru söylüyor bence. Ben de hak veriyorum sana. Evde çok güzel geçiyor zaman. Ya biz uzun yıllar herhalde geceleri çalıştık. Hep böyle performanslar yaptık. Yorulduk, için. Yorulduk. Evet, belli bir dönemden sonra ev hayatı gerçekten konserlerin dışında muhteşem evet, bir hayat gibi geliyor hepimize yani. Çünkü hep hayatımız gece dışarılarda geçti. Kalabalıklar. Performans oldu. Gürültüler. Evet, böyle giyinmek aynen zorunda olmak. Evet, saçını doğru. Yapmak, makyajını yapmak. Yani doğru, ondan doğru yorulduk tabii. Ki hanımların işi çok daha zor. Daha zor. Yani bizden çok daha zor vallahi. Allah yardımcınız olsun. Haytaççım, Cemre'cim. Ay böyle bak sana ne güzel. Geleceklerimiz diyor. Ay böyle bir güzellik maşallah. Nasıl gidiyor her şey? Güzel gidiyor. Her şey yolunda. İşimiz bitti. Final yaptık. Final yaptınız diyeceğim. Dinleniyoruz. Çok güzel. Bol bol dinlendik. Yeni projeler için kesin böyle hemen size başlamıştır. Evet, çok şükür. Senaryolar yani gelmeye. Çok şükür. Evet. Tahmin evet, ediyorum. Evet. Çünkü doyamıyor kimse. Türk halkı sizi yapmış olduğunuz dizide gerçekten birbirinize böyle inanılmaz yakıştırdı. Evet. Hatta sizin röportajınızda şey varmış. Sanki 40 yıldan beri birbirimizi tanıyormuşuz gibi böyle bir röportajınız evet varmış galiba. Ya işte o enerjiler özür dilerim. Kesinlikle doğru. O enerjiler tutunca sette de yönetmenle de ekiple de işte bravo partner olarak ya da diğer oyuncu arkadaşlarımız abilerimizle de işte o da yansıdıktan sonra bunlar konuşuluyor zaten. Doğru, o yüzden çok iyi anlaştıktan sonra her şey çok yolunda güzel gidiyor. Sette çok daha böyle bir acele, her şey daha zor, zaman kısıtlı falan derken koşturmacı halinde insanın bir de enerjisi tutmuşsa tabii o zaman doğru çok daha mutlu oluyorsun yani. Sete ayakların geri geri değil de koşarak gidiyorsun. Evet, o zaman da o da yansıyor. O yüzden tabii çok güzel geçti. Şimdi de bitirdik dediğiniz gibi senaryolar geliyor, okuyoruz. İyi enerji aldığım, yani kendi adıma konuşayım. İyi enerji aldığım ve ben bu işte olmalıyım dediğim İşi bekliyorum ben açıkçası. Tabii ki olması gereken. Aynen. Evet, bence bütün denklemlerin tutması gerekiyor. Çok şükür bu Baht oyununda o denklemlerin hepsi tuttu. Evet, çok şükür. Her evet, şey doğru yolunda gitti. Çok güzel bir iş çıkardık. Umarım bundan sonra da öyle olur. Daha güzeller olacak. İnşallah. Açık olsun inşallah. Siz hem inşallah fiziksel olarak yakışmışsınız o zaman, hem de ruhani olarak da birbirinize kaynamışsınız. Evet, çok şükür yani bunu. Sanki bundan sonraki projeler de böyle hep ikiniz de yine bir arada olacakmışsınız gibi geliyor bana. Çünkü o kadar yakışıyorlar ki ve o kadar evet, sevdik bütün herkes sizi. Yani evet. Bence öyle bir işte şeyler doğuyor içime. Yine ikiniz olacaksınız. Aynı projede. Bana öyle geliyor. Bunu hissettirebilmek zaten evet, o çok çok değerli evet bir şey. Bundan sonra da hep güzel beraber yolunuz hep açık olsun. Amin. İnşallah. 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 Gerçekten çok seviyor diziden dolayı da biliyorum yani. Bize de çok yorumlar geldi. Kibar ne kadar çok farklılar. Evet evet. Bu da bu devirde evet çok önemli. Kesinlikle. Mehmetciğim, bağlaman da yanında. Vallahi bir tane çalalım diye getirdim ama. Ay hadi hadi. Burada daha ne düşünüyorsun? Bağlamayla ne çalmak istiyorsun? Mehmetciğim. Bir tane bakalım yol dediniz, bir Selanik'e yol yapalım diye. Aa, uzun tamam yol şarkıları. Gidelim Selanik'e gidelim. Thank you.
aman ah neyleyim şu gönlüm. Hasret kaldım sevdiğime, ben sana aldanamam yani, ben sana dayanamam. Ben sana dayanamam yârim, ben sana aldanamam. Ben sana aldanamam yârim, ben sana dayanamam. Ben sana aldanamam yârim, ben sana dayanamam. Çok daha hızlı çalarlar. Hatta oyun havası gibi çalarlar. İşte şeydeki gibi. Hey 15'li gibi mesela. Evet. Duygusal evet. Bazı şarkılarımızı. Onun örneğini de vermişsin yıllar, sen. Yıllar geçmiş. Farklı modlarda çalınmış. Ben de bunu yıllar önceki albümümde çok daha yavaş çalmıştım. Böyle zaten uzun. Yani o albümde de şeyi söylemek isterim. O senin zamanında yaptığın albüm üstü bütün herkesi de bir başka bir ufuk açtığı için. Yani o türküler öyle de yorumlanabilir. Kütahya'nın pınarlarından şeyden. Hani Bülbülüm Altın Kafeste'den falan. O çok ayrı bir kulvarı açtı yani. O çok önemli bir şeydi. Teşekkür ederim Mehmet. Çok doğru. Sağ ol. Ağzına sağlık. Çok da güzeldi. Söylemeden çok geçmiş. Güzel. Eyvallah. Evet, sağ ol. Sürçülisan ettik size. Tafalla. Ne güzel. Biz oturuyoruz işte oturma odasında canım. Biraz alengirli ama. Gözlerin bir içim su. İçim yandı doğru. Sanat müziği şeyleri mi acaba? Tabii uzun yol şarkılarının içinde mutlaka Türk sanat olsun, müziği değil de olmadan yani? Olur mu? Yani var tabii ki. Tabii söyleyelim canım. Mi hep birlikte? Tabii. Baki abicim. Hadi o zaman söyleyelim bari. Nasıl geçti habersiz o güzelim yollar? O güzelim yollarım diye.
nasıl geçti habersiz o güzelim yıllarım. Bazen göz yaşı oldum, bazen içli bir şarkı. Her anını eksiksiz dün gibi hatırlarım. Dudaklarımda tuzum var, içimde durur aşkım. Söylüyor muyuz? Hayyam saçlarına taç yaptım çiçekle. Hani o güzel gözlü ceylanların pınarı. Hani kuşlar aşağı bin bir renkli çiçekle. Ali kuşlar açar bin bir renkli çiçekler nasıl yakalamıştı saçlarından baharı. Gölgesinde mevsimler boyu otururuz. Hep el ele verene hayaller kurduğumuz. Gölgesinde mevsimler boyu otururuz. Hep el ele verene hayaller kurduz. Kimi üzgün, kimi gül, neşeyle doluz. O ağacın altını şimdi anıyor musun? O ağacın altını o güzel günleri istiyorsan bilmem, 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 bilmem yanıyor musun? Bilmem yanıyor musun? Bilmem yanıyor musun? Thank you.
güzelim canım, güzelim ben sana yanmışım. Güzel sözlerine yeşil gözlerine hep aldanmışım. Aman güzelim canım, güzelim ben sana yanmışım. Güzel sözlerine yeşil gözlerine hep aldanmışım. Türk sanat müziği çalmayı söylemeyi de çok özledik. Bir iki program sonra tekrar bir Türk sanat müziği gecesi yapmak zaten lazım. Zaten istiyorlar, mutlaka yapmamız lazım. O kadar çok yapacak şey var, şarkılarımız ki, var ki. Neler söyleyeceğiz daha buralarda hep birlikte inşallah. Bitmiyor şarkılar. Söyle söyle bitmiyor maşallah. Yol da bitmiyor ama. Yol da bitmiyor. Daha şu anda neredeyiz acaba? Kıtla eline geldik orada. Daha oralardayız. Hakan'cığım. Evet. Senden bir şey istiyorum artık, yeter. Çaldım ben, yetmez mi? Olur mu? Çalmak ayrı. Tamam, bir tane Hakan söyle canım. Hakan Altın söylesin yani. Hakan evet, Altın. Biz de dinleyelim ya. Söyleyeyim. Şöyle keyifle ezledik dinleyelim. Ezledik seni, hadi bakalım. Tamam, söyleyeyim bir tane. Söz müzik de senin olsun. Benim olsun. Evet, söz müzik. Evet, söz müzik Hakan tamam, Altın. Dayanamadım yine, diye bir şarkı. Yine onun. Tamam, evet. Tamam. Yağmurun sesi bile ürpertir içimi. Çığ düşse gönlüme sönmüyor ateşim. Güneşin rengi yok, hayatım karanlık. İsyan eden ruhum gülmez ki. Yağmurun sesi bile ürpertir içimi. Çığ düşse gönlüme sönmüyor ateşim. Güneşin rengi yok, hayatım karanlık. İsyan eden ruhum gülmez ki. Geri dönsen çözüm, geri dönsen ölürüm. Kanayan yarama merhem sür. Geri dönsen çözüm, geri dönsen ölürüm. Bir kulluk hayata döndürürsün. Dayanamadım.
sen yokken nefret ettiğim yeryüzünden. Uyuyamadım geceleri kör kabuslar görmeden. Beceremedim gülmeyi, beceremedim sevmeyi, alışamadım. Bu hayat çekilmez ki. Dayanamadım sen yokken nefret ettiğim yeryüzünden. Uyuyamadım geceleri kör kabuslar görmeden. Beceremedim gülmeyi, beceremedim sevmeyi, alışamadım. Bu hayat çekilmez ki. Yağmurun sesi bile ürpertir içimi. Çığ düşse gönlüme sönmüyor ateşim. Güneşin rengi yok, hayatım karanlık. İsyan eden ruhum gülmez ki. Geri dönsen çözüm, geri dönsen ömürüm. Kanayan yarama merhemsin. Geri dönsen çözüm, geri dönsen ömürüm. Bir kulu hayata döndürürsün. Dayanamadım sen yokken nefret ettiğim yeryüzünden. Uyuyamadım geceleri kör kabuslar görmeden. Beceremedim gülmeyi, beceremedim sevmeyi, alışamadım. Bu hayat çekilmez ki. Sen yokken nefret ettiğim yeryüzünden. Uyuyamadım, uyuyamadım geceleri kör kabuslar görmeden. Beceremedim gülmeyi, beceremedim sevmeyi, alışamadım. Bu hayat çekilmez ki. Dayanamadım. Eyvallah. Ağzına sağlık abi. Solo keman Şaban Gölge. Sağ olun. Ne kadar güzel. Teşekkür ederim. Çok güzel. Yaralı şarkılar. Yaralılardan. Resmen değil mi? Bu da yaralılardan. Git bitmiyor. Ne olmuş artık? Daha da yeni başladık. Yeni başladık. Tamam. Şarkılar adamı uçurumdan düşürür yalnız öyle yolda giderken. Değil mi? Ne şarkılar. Aman Allah. Güzel. Bir Barış Manço şarkısı hemen senden dinleyelim. Böyle bir bambaşka bir yola girelim. Gel sıra geldi. Evet sen geldin. Aytaç. Evet. Aytaç ilk sezon açılışımızdaki programda da çok güzel bir Barış Manço şarkısı söylemişti. Evet. Orada da çok heyecanlıydım. Yalnız bugün performansın ilk şarkıdan da belli, muhteşem. Ben yani. Söyledim. Gerçekten. İlk şarkıda belli oldu ki şimdi aynı şeyle devam edelim. İnşallah. İnşallah. Gül pembe. Evet. Harika. Orada mı söylemek istersin? Olur. Orada da söylerim. Burada da söylerim. Hadi gel bakalım. Oraya git. Boyunu posunu görsün. Hadi bakalım.
uçar gül pembe. Bülbüller seni söyler, biz dinlerdik gül pembe. Sen gelince bahar gelir gül pembe. Dereler seni çağlar, sevinirdik gül pembe. Küz yağmurlarıyla bir gün göçtün gittin, inanamadık gül pembe. Bizim iller sessiz, bizim iller sensiz, olamadı gül pembe. Dudağımda son bir türkü gül pembe. Hala hep seni söyler, seni çağırır gül pembe. Bizim iller sensiz, olamadı gül pembe. Ağzına sağlık Aytaş. Çok teşekkür ederim. Ağzına çok teşekkür sağlık. Ederim. Ne çok güzeldi. Heyecanlıydım tabii ki. Güzel, güzel. Evet. Ne güzeldi. Dediğim gibi ilk şarkıdan belliydi zaten bunun da güzel olacağı. Çok teşekkür ederim abi. Ne mutlu bana. Siz beğendiyseniz ne mutlu bana yani. Ağzına sağlık. Şöyle geçeyim. Ay bir de ne güzel dinliyor, seni izliyor. Sağ olsun ya. Yani, evet. Evet. Vallahi keşke sana da bir tane tuval verseydik de bir şeyler çizseydin ya. Değil mi? Benim kulvarımda olsaydık evet. Sen galiba resim yapıyorsun. Evet, resim yapıyorum. Resim yapıyorum. Al boya, kara kalem. Elimizden geldi. Ne güzel. Öğretmenimiz, evet. Evet. Cemileciğim bu arada hani partnerinden, Aytaş'tan şarkı falan istediğinde bana söyle, biz rica ediyoruz Aytaş. Tabii canım, biz de isteyeceğiz senden şarkı. Beraberse beraber, mutlu bana. Beraber senin mutlu bana. Peki sen bize söylemez misin bir şeyler? Yok, yok. Burada söylemeyeceğim. Ben önünü kapatıyorum. Söz verdim, kapatıyorum onu. Son şeyim oldu aslında herhalde. Aslında çok güzel söyler de söylemiyor. Tabii çok güzel söyler. Hadi. Tabii. Yok, ben çok duydum karavanda. Sette çekim sırasında onu soracaktım. Beraber şarkıda herkes söylüyordur herhalde. Tabii tabii. Ben bazen seninle kaptırıyorum kendim böyle. Evet. Mi? Yani ben haddim değil yani. Ben çok söylüyorum. Olur mu? Ben gayet sette çok rahatsız ediyorum insanları böyle. Ben çok seviyorum, keyif alıyorum ama bu kendime. Bizi rahatsız etmezsin. Emin ol ki bizi rahatsız etmezsin. Çok da mutlu. Belki ilerleyen dakikalarda mesela set aklınıza gelir de hani hazırlanırken falan böyle o lafı da sevmiyorum. Yani mırıldanma. Sevmiyorum. Mırıldanma. Belki aklınıza bir şey gelirse belki böyle. Belki yani. Ortak sevdiğiniz bir şarkı vardır. Katılırsınız belki bu şarkılara. Ben şimdi gazı vereyim de. Şu an bayağı gittik abi yolda. Bana yeter. Yok, o zaten hazırlıklı gelmiş söylememeyi. Çok da sıkıştı. Bir dahaki sefere sana resim yaptırırız vallahi. Olur. Olur, yaparım. Ben size bir şarkı çalayım mı? Hadi çal.
İçinden vallahi mi geldi? Severim. Levent Yüksel'in en güzel şarkılarından biri. 9-8'lik. Güzel bir ruh vermiş 9-8'liğe. Bence hepiniz seviyorsunuz bu melodiyi zaten. Mutlaka ki. Hepimiz. Levent Yüksel'in bütün şarkılarını seviyoruz. Hepsi de ne kadar güzel. Hayır abi de ne güzel şarkı yapmış değil mi Fahir? Sonra peki Sezen Aksu sözleri. Sezen Aksu'nun birlikte sözleriyle harikalar yaratmış. Daha evet, ne olsun. Şarkıdaki üç isme bakar mısın? Yorumlayan Levent Yüksel. Sözlerini yazan Sezen Aksu. Beste de Fahir Atakoğlu. Daha ne olsun? Daha ne olsun? Daha ne olsun? Gel de söyleme. Hayır, bir de 9-8'lik olup da böyle duygusal olması da enteresan. Evet, doğru. Sezen tabii, şimdi Sezen deyince aşkın hemen böyle. Sorma. Sezen aşkın. Aşkın evet. Kaç yaşında tanıştınız Sezen'le? Kaç İşte o konservatuarın kapısında çekirdek çıtlarken tanıştım Sezen'le. Ama işte ne büyük. 82. Ona önce vokal
Yaparım. Sezen abla dedi ki hemen gelsin bize vokalist. Ben enstrümanistim aynı evet, zamanda biliyorsun. Çello çaldığım için. Çello çalsın dedi. Çalacağım bize çello. Ya tabii. Özellikle böyle tekne çalacağım. Ya tabii dedi. Kıyafet müsait. Evet, kıyafetime müsait. Sonra Hüsnü'yle düet yapacaklar. Ama sana şişe çalarım bu gece. Hüsnü'yle. Hüsnü'yle. Çello çalamıyorum. Gelsin. Sonra düetleri var. Tamam yani. Sonra vokalist olarak başladım. 10 sene. 10 sene. Sonra, Serkat'la beraber miydiniz? Hayır, ilk ben. İlk tek, sen, tek, tabii evet, ki. Harun'la beraber. Ay Harun. Harun bas gitar çalıyordu. Evet. Ben de vokal yapıyordum ama sonra Harun bir ara vokale geçti. Evet. Hem bas çaldı hem vokal yaptı. Bizim ayrılmamızla beraber Sertap'la Levent vokalist tamam, olarak yani dahil oldu. Yani doğru. Biz artık 90'da müyadımızı doldurduk o meslekte. Kendi yolumuza. Ben istiyordum devam etmeyi de siz abla dedi ki artık yeter. Sen git. O yeter deyince yeter. O yeter deyince tamamdır o zaman da en güzel şarkılar şimdi görüyorum da şurada da. Ne şarkılar. Bu da en güzellerinden bir tanesi evet, sanki. Evet şimdi 90 deyince de baktım gözlerim dolu. Hakikaten çok güzel şarkılar bunlar. Çok güzel şarkılar. Şimdi o zaman söyleyelim mi bir tane? Evet, vallahi. Ayrılmam diyelim mi? Gün yine seninle akşamlar böyledir hep sessiz eşyalar başka yerde ben bir yerde gölgen dolaşır gibi sanki peşimde ışıkları yakın nedir bu his. Yokluğunda sen ne varsa sen bu elde. Ayrılmam sarılırım hayallere. Ayrılmam sevişirim özlemimle. Ayrılmam sarılırım hayallere. Ayrılmam sevişirim özlemimle. Özlemiyle
gibi sesin maşallah ya. Vallahi rüya gibi, su ne, gibi. Ne, gerçekten. Ne, bence ya. İlk günkü gibi neredeyse. Allah kızar. Yani? Yok ilk gün. Maşallah. İlk gün daha şeydi, çırp çılaydı. Şimdi daha pesleşiyor, oturuyor bence sesiniz. Oturmuş yaşaldı diyelim o zaman. Valla evet oturmuş tabii, diyelim isterse. Yaşaldın demek. Yıllarca asla tükenmeyecek. 100 yıl sonra bile söylenecek şarkılardan bir tanesi. Arşiv klasik. Arşiv kesinlikle. Kesinlikle. Klasikler. Olarak. Biz eğleniyoruz değil mi? Çok eğleniyorum. Çok çok keyifli. İyi ki de geldim. İstediğin şarkı var peki? Ben sizden Yorgun Yıllarımı rica ediyorum. O zaman madem öyle. Abim olsun. Sizi çok seviyor. Teşekkür ederim. Onu söylemek istedim. Abi de yorgun galiba benim gibi. Tamam beraber söyleriz ilerleyen dakikalarda. Tamam. Nakaratı tamam, ailen olur. İçin söyleyeceğiz. Evet nakaratı tamam, aynen, tamam. Evet söyleyelim. Bir de bunca yıl sonra aynı tazelikteki ses tonu. Pırıl pırıl. Çok Allah önemli. Senin nazardan. Hepimizi diyorum. Teşekkür ederim. İşte düzgün bir hayat. Evet. İşinin dışında hep böyle işiyle evini yani ailesini çok ayırabilmesini bilen biri olduğu için sesine kendine o kadar dikkat ediyor ki bunlar çok önemli aşkıncığım. Evet. O kadar onlar da sesine yansıyor işte. Teşekkür yüzüne, ederim gözüne. Sağ olun teşekkür ederim. Okuldakinden daha genç gözüküyor şu an. Hadi ya. Niye okulda beni mi kestin? Nereden bunu? Bak yeni öğreniyorum ya. Bak. Kızardın Hakan. Sana kırmızı çok yakışıyor. Ay Allah. Vallahi pancar gibi oldu Hakan. Canım o zaman hepimiz birbirimize bakıyorduk ya. Çok insani bir şey bu. Genciz, güzeliz. Bence de doğru. Herkes birbirini kesiyordu demek tabii ki. Tabii canım. Aynı okul. Sibel okulun dışında bekliyor musun? Ben de nasıl deli bakıyordum size. Ya çok iç içeydik bir de yani okulda. Aynen öyle. Herkes ne paylaşımlar yani hani böyle, çok normal. Şimdiki gibi öyle gezmeler tozmalar da yoktu yani. Bir kantinimiz bile yoktu. Yok okul bahçesinde toplanıyordu. Herkes enstrümanının akordunu yapma derdinde işte utçu yeni almış udu eline veya işte klarnetçi, flütçü işte nazariyat dersi, dur solfej, batı müziği dersi falan derken öyle geçiyordu. Kaldıramıyorduk kafamızı. Çok özeldi be. Çok güzeldi o zamanlar. Güzeldi. Buradan bütün İstanbul Teknik Üniversitesi Çalgı Eğitim Bölümü öğrencilerine selam olsun. Hocalarımıza selam olsun. Herkese. Mehmetciğim. Özledik hayatım. Söyleyelim şeyden. Mehmetciğim şarkı söylemeyi düşünmüyorsun. Evet. Düşünmeyelim söyleyelim o zaman. Aynen. Söyleyelim ve. Muhteşem bir şarkı. Müthiş bir şarkı. Burada rahmetle almamız gereken insanlar da var. Söz müzik Ahmet Kaya'nın bu şarkıyla hepimize sevdiren rahmetli İlyas Tetik abiye de gelsin. Ah İlyas. Ahmet Kaya. Gözyaşlarım döndü denize. Ben derdimi kimseye söyleyemedim. Kurşunlara gelirken arka mahallede düştüm de yerlere bir of demedim. Kurşunlara gelirken arka mahallede düştüm de yerlere bir of demedim. Başıma neler geldi sana diyemedim. Beni kaç kere dövdüler adını söylemedim. Başıma neler geldi sana diyemedim. Beni kaç kere vurdular adını söylemedim. Of, 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 of. Yıkılsın evim. Müzik
saçlarım düştü ateşe. Yine de bu yangını söndüremedim. Bağıra bağıra yazdım seni içime. Bir kez olsun yüzünü güldüremedim. Bağıra bağıra yazdım seni içime. Bir kez olsun yüzünü güldüremedim. Başıma neler geldi sana diyemedim. Beni kaç kere dövdüler adını söylemedim. Başıma neler geldi sana diyemedim. Beni kaç kere vurdular adını söylemedim. Of 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 of. Yıkılsın evim. Of 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 of. Yıkılsın evim. Gözleri şad olsun. Unutulmaz bir Ahmet Kaya şarkısı, eseri bu tabii. Çok çok sevdiğimdi. Mekan cennet olsun inşallah. Hepsini inşallah. Evet. Bu ses tonu da çok enteresan bir şey canım. Mesela ben bu... yine dayanamadım. Söyledim. Ne güzel. İyi yaptın. Evet, tam tam zamanında girdim ben. Evet. Ses tonu çok enteresan bir şey. Bu enstrümanlar için de geçerli. Her enstrümandan farklı ses çıkarır kişi. Farklı kişiler. Mesela bu klarneti alsın, 10 kişiden farklı bir tını çıkar. Evet. Aynı bekle, aynı kamışla. Çünkü o insanın ruhundaki bir tondur. Dudağındaki, içindeki tondur. Mesela sizin de öyle bir ses tonunuz var arkadaşlar. Çok enteresan. Çok, çok. Kafadan kafadan geliyor. Çok. Sesler muhteşem. Çünkü evet, evet. O ses tonu zaten yıllar önceden beri birçok sanatçının da öne çıktığı bir ses tonudur mesela. Ama... çok yakışıyor. Özellikle bu şarkılar sana çok yakışıyor. Eyvallah, Hakan çok, abinin tınısı harika. Mesela bambaşka, daha farklı bir yere gidiyor ama ses tonunuz muhteşem arkadaşlar. Şarkı maşallah. Söylemek, bağırmak demek ki zaten. Aynen öyle. Yani, konuşuyor adam, görmüyor musunuz? Çizmek lazım. Eyvallah, zaten. Sağ olun. Evet, bugün özel bir gün tabii ki. Çok özel bir gün değil mi? Hem yapımcımız hem prodüktörümüz sevgili Polat Yağcı'nın doğum günü efendim. Polat'ın doğum günü, enişten dileklerimizle kutluyoruz. Bir gün belki hayattan, geçmişteki günlerden bir teselli ararsın. Bak o zaman resmime. Evet, yolculuk nasıl gidiyor? Herkesin keyfi yerinde mi? Ara gaz verdik. Böyle müzik olunca. Her şey çok iyi. Her şey yolunda. Çok mutluyuz, burada olduğumuz için. Siz iyi olun yeter bizim için. Ben çok iyiyim. Çok keyifli. Sıra'cığım, senden bir şarkı dinleyelim mi? Tamam. Hem de yani gördüğüm şarkı çok efsane bir şarkı. Evet, benim bu yıllar önce ikinci albümümde seslendirmiştim. Evet. Ha, çok güzel. Rahmetli tabii, buradan onu da yad edelim. Esmeray. Evet, Esmeray'dan dinlemiştik şarkıyı. Evet, onunla bir konuşma fırsatım da olmuştu telefonda. Önce birkaç sorun çıktı, tabii onunla bağlantılı değil ama o özellikle istediği için bu şarkıyı seslendirmiştim. Tanıştınız yani değil mi Esmeray? Kendisi yani... sadece telefonda konuşmuştum. Allah mekanı cennet, mekan cennet olsun. Amin. İnşallah. Söylemeye çalışayım, unutama beni. Ama çok da güzel bir Hicaz bir şarkı bu. Çok şahane bir şarkıdır. Mutlaka ki herkesin gönlünde bir yerlere dokunan bir şarkıdır. Aynen. Esmeray'ı da unutamayız tabii ki. Aynen Esmeray'da öyle. Şarkı. Nur olsun yattığı yer. Hmm. Aslında bunu hep beraber de söyleriz. Eşlik tabii edin ki. Bana ne olur. Tabii ki. Tabii ki. Thank you.
unutma beni, unutma beni, gözünden damlayamayan gözyaşın olayım, unutma. Bitmek bilmez kapkaranlık geceler boyunca, unutma beni, unutma beni, ayrılık acısı. Benim adım, ben nasıl ki unutmadım, sen de unutma beni. Solukta benim adım. Ben nasıl ki unutamadım, sen de unutma beni. Sen de unutama beni. Bacayı sarar da yanmaz dersin, yanar da olmaz mı olur ya. Aşkıncığım, demin de söylediğim gibi gerçekten rüya gibi bir sesin var maşallah. Çok teşekkür ederim. Allah zevk vermesin. Tabii ki Sezen
sevgili Sezen Aksu'dan bahsettik, çok değerli müzisyenlerden bahsettik, onların şarkılarını yorumladın. Ama senin de yapmış olduğun bestelerin sözlerin var tabii ki. Yani var ama var. Ben her zaman böyle utanarak, çekinerek ya evet, bunu yapsam, sen hiç öne yapsam mı yapmam. Ya. Ben öyle kişilik olarak da öyle değilim ya. Ama yoksa yırtardı ben yeri de şu anda boş ver. Aynamıyorum da senin. O da evet benim. Evet. Sözümüzü... Niye söylemiyorsun bunu? Niye abim? Şimdi bu saatten sonra söylesem. Olur mu canım? Peki söylüyorum. Nazlanma da benim. Nazlanma da aşkım. Sana değmezmiş var. O da benim. Bravo. Evet. Nazlanma, nazlanma diyor şimdi sana. Evet, teşekkür ederim. Ama yok ben koruma, şey korumam benim biliyorsun. Hepimiz koruyorum onu. Her şeyden koruruz seni. Teşekkür ederim. Senin tabii söz müzik sana ait değil mi nazlanma? Evet bana ama bunun bir hikayesi var. Sevgili Arto Tunç Boyacı, biz Bebek'te çalışırken bir ismini vermeyeyim bir gazinona da. Önde bir şişe şov yapıyordu. Dolayısıyla ben çok merak ettim. Ne yapıyorsun, ne ediyorsun? Yani kolay değil, bunu yapamazsın dedi. Yok dedim, yaparım, sen bana öğret. Sonunda böyle birkaç zaman sonra öğrendim. Ve onun bir akorda olduğunu öğrendim. Kahramanımızı rica edeyim. Ama gayetli enstrüman. Bize dikili ve ona da dikilsin. Ekstraya gidiyor bir de. Tabii ki. Bu program için özel dikilmiş gibi. Ekstraya götürürsün. Akortunu biraz önce. Akorda da var. Dur bakayım. Sen R'ye vereyim. Bize R'ye, normal bir R abicim lütfen. Normal. Hayır. Evet. Çalışmış, şişe de çalışmış. Akortlar tamam. Biraz sonra bir karşılıklı bir şeyler yaparsınız. Şimdi canım. Yapalım onca. Hadi o zaman şimdi. Bir git bakalım ya. Ne oluyor acaba aşkım? Ben tutuyorum tutarım sana. Ben. Yok ben tutarım, yapabiliyorum. Tıpıyorum. Öğrendim. Yiğit'i de biliyorum. Onu da biliyorsunuz. Çok zor. Galiba yapamayacağız. Dur. Bir daha. Yılan çıkacak bir yerde. Ben inanamıyorum ya. Ya çok ay, güzel çok ya. Güzeldi ya. Vallahi. Bunun bir, evet bunun bir tonu var ama aynı zamanda da yorucu. Hadi bakalım. Hova. Hop. Denettireceğim sizi. Geceler sensiz, gözüm yollarda, ben çaresiz. Sensiz ahlarda, ah günahlarda, sevgiye hasret feryatlarda. Hadi gel yapma ne olur, bu ne hırs söyle ne gurur. Ayrılık seni de vurur. Bu arada. Başka bir şey oldu. Devam, 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 devam. Sen çal benim yerim. Hadi. 2, 3, 4, gel. Müzik
yine aylar var. Geceler sensiz, güzüm yollarda. Ben çaresiz, sensiz ahlarda, ah günahlarda. Sevgiye hasret, feryatlarda. Hadi gel yapma ne olur, bu ne hırs söyle ne gurur. Ayrılık seni de vurur, beni de vurur. Hadi gel gel gel, ne olursun gel. Hadi nazlanma, hayat çok kısa. Hadi gel gel gel, bu hasret yeter. Hadi nazlanma, sonra aşk biter. Hadi gel yapma ne olur, bu ne hırs söyle ne gurur. Ayrılık seni de vurur, beni de vurur. Beni de vurur. Tuttu sonunda tonu. Yakaladım tonu sonunda. Gerçekten zor bir enstrüman biliyor musun? O kadar kolay değil yani. Sen tabii ki biliyorsun zor, ama bunu gerçekten çok zor. Bu çok farklı bir şey. Ben böyle bir enstrüman görmedim. Yandan uçuyorum da. Suyla akort olur mu ya? Suyla akort olur mu? Çukurun önünden bakıyorum, kaldırıyorum, işte böyle bir enstrüman yok. Ne yapayım? Suyla akort. Aşkın çok iyi ama dik geliyor ya. Sen bir parça boşaltıyorsun. Deniyorum sonra olmuyor. Biraz dolduruyorum. Ne yapayım? Akordu dünyanın en zor akordudur ya. Zor ben. Bir de çok üflesen içinden su çıkarıyor. Asana denesene. Al buraya ver. Oldu ama. Dene bakalım. Ama çenenizi nereye koyuyorsunuz onu görmedim ben. Ya. Onun şeyi o. Dudağını tam buraya denk getireceğim. Ha şöyle. Çizgisine getir. Tın yok. Çizgi çizgi. Yok abi doğu gelmedi. Doğu gelmedi. Neyi sevmek lazım bir kere bu. Abi doğu yok. Ya bakayım. Hadi sana da. Ya sıkıntı yok, şey. Yok abi. Sen... Güzel. Yok belki böyle çözecek. Bırakın. Altı daha biraz uzatman lazım. Şöyle. Bak. Alabilir, hadi gel. Ne verin. Hiçbir şey yok. Vallahi vardı az önce. Alkıştan şey olacak. Yanlık bir geldi. Yalan oldu. Bak. Bravo. Bravo. Bayağı geldi ama. Çekilir de böyle geliyor. Sanki. Sanki çok işi. Ha. Bu da melodiyi söylüyor. Ses öğrenirim çıktı ama. Mı çıktı? Vallahi öğrenirim. Ya, vallahi çıktı mı çıktı? Helal. Vallahi çalışıyor. Doğru söylüyorsun. Çok zor bravo. Bak müzisyen çocuklar mı alkışladı? Bravo. Vallahi çok zor. İnanılmaz diyor. Evet abi yapamadım çünkü. Neyzenler bakıyor özellikle tabii. Evet. Ne haber? Ne diyelim yani ağzımız açık vallahi. Suyla akortlar, şahane bir yorum falan böyle. Nasıl güzel bir yorum. Şahane. Ben bunu klarnetle çalışacağım. Klarnetle olur mu sana acaba? Sana üfletmiyorum. Klarnete su dökmüyor. İşte dedim ya. Sen hiç denedin mi? Yok. Hiç denedin. Denesene. Allah'ım şunu mu? Evet. Yok klarneti denedim. Bunu mu diyorsun? Yani klarnet. Çalar mı gibi? Ben şöyle yapmıyorum da neyi gibi yapıyorum? Yap bakalım nasıl? İşte bu baykuş gibi. Bir dem alabilir miyim? Dem. Re. Yine re. Ne bu? Yakın bir ton alayım. İşte bu ya. Görüyor musunuz lise? Akort yapamadım ama olsun. Helal olsun. Memon Bey, güzel bir şarkı var sırada. Evet, ilk şarkı söylediğim şarkı da bu bir yandan. Evet. Ben hep düzenlemeler yapıyordum. Daha film müzikleri, dizi müzikleri öyle şeylerle uğraşıyorduk. Bir film için öyle bir şey gerekmişti. Ben de bu şarkıyı bulmuştuk. Bu Papa Dimitri ve Giannis Parios'un Türkçeleştiren de Fikret Şenes. O da o dönemdeki bütün evet. Aranjman şarkıların tabii. Çoğunu Türkçeleştiren. Çok değerli bir üstad. Çok değerli. Yani Türkçeleştirmek derken neredeyse yeniden yazmaya eşdeğer bir şeyden bahsediyoruz. Evet. Onlar ruhu şad olsun. Aynen öyle.
Peki sen ilk defa mı şarkı burada söyledin? Evet, ya şöyle olmuştu. Bu hikayeyi çok anlattım. Belki bay mıyım? Bir daha anlat. Diye anlatıyorum. Canım, film müziği için biz bu şarkıyı düşündük, düzenledik, yaptık. Şimdi söz birine söyletiriz diye düşünüyorum ben. Ama şimdi sözleri de anlasınlar diye film prodüktörleri yönetmene götürürken... Demo. Okudum. Okuyayım ben idareten dedim. Yani öyle okudum. O dediler ki sen söylüyorsun bunu. Çok güzel. Söylemiyorum ben. Yani öyle başladı. İşin bu tarafındayım daha çok derken. İşte 2006 falan da o zaman sene. 2006 senesindeydi bu. Ondan sonra olay buralara İyi kadar geldi. İyi ki söylemişsin. O demoyu yapmışsın. Güzel bahanelerden biri olmuş bu. Yani güzel her şey, hayatta olmuş. Her şey bir şey vesile oluyor. Öyle nereden olduğunu tam bilmediğimiz için. Olur ya. Ne güzel olur. Olur ya. Senin kısmetin. Olur ya. İyi olmuş ya. Evet. İyi olmuş ya. İyi olmuş. Hayırlı vallahi olmuş. Ne güzel. Senin bu Davudi sesinden mahrum kalmadık benim oğlum. Eyvallah. Evet. Aynen. O zaman dinleyelim. Birçok albümde de bu arada ayrıca da buradaki birçok müzisyen arkadaş da bizim kendi benim arkadaşlarım da Hüsnü de her albümde neredeyse vardır benim. Çok ne özel sololarıyla. Uğur gibidir yani. Onlara da ayrıca teşekkür ediyorum herkese. Bravo. Teşekkür ederim. Olur ya. Başlayalım, gözlerimiz buluşsun, ilk kez bakışalım. Ne dün ne de yarın kalsın, biz yeniden doğalım. İlk söz dudağında olsun benim adım. Olur ya, kalbinde yer bulur da yerleşirim yıllarca, seversin sonunda. Olur ya, evet dersin aşkıma, şeytana uyarsın da. Olmaz mı, olur ya. Olur ya, kalbinde yer bulur da yerleşirim yıllarca. Dersin aşkıma, şeytana uyarsın da. Olmaz mı, olur ya. Başlayalım, gözlerimiz buluşsun, ilk kez bakışalım. Ne dün ne de yarın kalsın, biz yeniden doğalım. İlk söz dudağında olsun benim adım. Olur ya, tüm saatler durur. Sonsuza dek yanımda kalırsın, olur ya. Olur ya, ateş bacayı sarar da yanmaz dersin yanar da. Olmaz mı, olur ya. Olur ya, kalbinde yer bulur da yerleşirim yıllarca. Seversin sonunda. Olur ya, ateş bacayı sarar da yanmaz dersin yanar da. Olmaz mı, olur ya.
klibimiz ve... bile oldu. Klip çektik. Klip oldu. Valla yani, bunun klibi yoktu gerçekten. İşte bu klip de tamam. Erdal Hocam duydunuz değil mi? Klip arada, yoktu tamamdır. Bu arada bu şarkıdaki bu güzel tonlu ve kaliteli klarnet çalan arkadaşımızın adı da Ünsal Çeliksu. Bravo. Ben arkadaşlarımla tanışmak isterim. Hep söyle. Duduk'ta, Meyde, Neyde, Balaban'da, Zurna'da Gürkan Çakmak. Çakmak! Bravo Gürkan. Baskistar'da Rain Paksoy. Evet. Davulda Mert Işılay. Işılay! Gitar'da, vokalde Oğuz Yılmaz. Ve şefimiz. Şefimiz, aranjörümüz Alper Atakan. Yanımız. Alper! Yanımız Alper'imiz. Ne güzel oldu öyle be. Ne güzel. Vallahi, evet, evet. Abi, sürpriz oldu, güzel oldu. Ne güzel oldu, olur ya. Güzel, dizi seti gibi. Bir şarkı söylemeyince böyle dans edeceğiz. İyi oldu. Ne kadar yakıştı. Ve sözlerle falan ne kadar böyle hoş oldular dans ederken. Klibimiz hazır. İçimden geldi. Dizi geldi gözümün önüne bir anda. Dizi değil mi? Abi? Evet. Biz de öyle hissettik. Biz de öyle hissettik. Setteydik. Sette. Valla siz birlikte bir proje de yaptınız. Evet. Bunu kim ilk önce düşündü? Kim sizi bir araya getirdi? Sezen Aksu. Ne güzelmiş. Sezen Aksu. Sezen Hanım çağırınca. Şarkının hikayesi var galiba değil mi? Yani aşkını anlatsın da işte ben de benim... Yok sen çok suskun, sen anlat, hep ben anlatayım. Ben anlatayım. Evet, Mehmet konuş ya, biraz daha. Söyle anlatayım. Şimdi Sezen Hanım aradı. Bir şarkı düşünüyoruz dedi. Aşkınla senin beraber düet yapmanı. Tabii yollayınca çok heyecanlandık. Ben de tam o günlerdeyse ayağımı kırmıştım. Ayağım kırık falan bir şekilde bir hafta sonra falan gittik işte biraz daha toparlayınca. Toparladım dedi, buraya kadar alçıyla geldi. Yani, öyle geldi. Gittik stüdyoya. Evet. Ben de şarkıyı hani daha dinleyeceğiz, hani şey yapacağız, üzerine çalışacağız zannediyordum. Gittiğimiz gibi Sezen Hanım hadi girin okuyun dedi. Aa. Girdik okuduk, o an ondan sonra zaten şarkı çıktı. Şöyle bir şey var. Şimdi hep pes söylediği için böyle Davudi sesi olduğu için Sezen abla istiyor ki biraz daha tiz söylesin, tamam mı? Allah'tan kork, buraları da istiyor. Çıktı canım. Çıkar çıkar da. Kendindeki potansiyeli farkında değil o anda. Öyle yaptı böyle çok çıktı kardeşim. Bugün de çıkacak mı oraları? Yok çıkacaktı. Ben burada durayım. Ya, yoksa. Hep bana bırakacaksın ya, sen çık bugün. Gelmiş, tiz sesi sana yakışıyor, pes sesi de bana yakışıyor. Hepsi sana yakışıyor, hepsi eyvallah. Yakışıyor sana. Allah'tan kork. Bence çok yakıştı size. Çok, o zaman dinleyelim hadi buyurun. Sezen Aksu'ya. Bence canım benim. Söylemekten. Hem müzikal kültüründen dolayı hem kendi hayattaki duruşundan dolayı hep, onur duydum onunla beraber şarkı söylemek. Çok da konserleriniz oldu. Evet, beraber de devam ediyor. Diyorum. Çok mutluyum. Diyorum. Teşekkür eyvallah. Ederim. Aynen, ben de teşekkür ederim. Hadi o zaman Allah'tan hadi dinleyelim. Kork. Hadi bakalım. Aşkın yüreğinde Mehmet Erdem. Allah'tan kork. Görür görmez olan oldu. Ay tutuldu, kalp tutuldu. Bir saat durdu yüz yıllık. Ben o gün bugün Leyla'yım. Ben kendimi kurban verdim. Sen oldum, sen de kayboldum. Yalnız uçmayı öğrendim. Kanatlarım varmış meğer benim. Gemiler yanaşır limanlarıma. Seni getirir getirir, geri götürür. Dediler hani denizin nerede? Denizim benim, bu su benden dökülür. Allah'tan kork, çok sevdim çok. Sen sevmiyorsun ya kimseyi, kıymetin yok. Allah'tan kork, çok sevdim çok. Sen sevmiyorsun ya kimseyi, kıymetini yok.
yanaşır limanlarıma. Seni getirir getirir geri götürür. Dediler hani denizin nerede? Denizim benim bu su benden dökülür. Allah'tan kork, çok sevdim çok. Sen sevmiyorsun ya kimse kıymetini yok. Allah'tan kork, çok sevdim çok. Sen sevmiyorsun ya kimse kıymetini yok. Allah'tan kork, çok sevdim çok. Sen sevmiyorsun ya kimse kıymetini yok. Allah'tan kork, çok sevdim çok. Sen sevmiyorsun ya kimse kıymetini yok. Bravo. Aşkımız bitecek böyle giderse. Bende hiç günah yok, ha böyle kaç sende. Aşkımız bitecek böyle giderse. Bende hiç günah yok, ha böyle kaç sende. Çok mu yavaş gittik bir ara ya? Yok, ben biraz size bir hareketlendireyim mi acaba? Bir hafif bir hareket olsun şu yolda. Ufaktan bir hareket gelsin bari. Yine bir şarkımız var. Uzun yollarda bir hareket lazım. Şoförün uykusu gelir canım. Hızlı çalın biraz. Biraz hareket lazım. Ben seni uyandırayım. Uyandırayım. Hadi bakalım. Evet. Buyurun.
gideriz. Tabii canım. Hadi bakalım uyandırın. Açıldı şimdi. Açıldı. Şoför yürü. Tabii rotayı da değiştiriyorum. Kars'a doğru gidiyoruz. Tabii. Evet. Selam olsun. Selam olsun. Türkiye'nin dört bir yanına. Aytaş'cığım. Abi. Eyvallah. Senin bugün maalesef şöyle bir durumun var. Cemre söylemediği için Cemre'nin şarkılarını da evet, sana. Evet onlar da bana. İki kişilik bugün. Evet. İki kişilik söyleyeyim sen. Evet. Evet. Senden çok güzel bir şarkı dinleyeceğiz şimdi. Evet. Nurlar içinde yatsın rahmetli Cem Karaca'dan dinlemiştim bu şarkıyı. Evet. Allah rahmet eylesin. Hastasıyım şarkının gerçekten. İnşallah. Bizim için söylersen çok sevinirim. Bir nebze hakkından gelirim abi. Tabii ki. Tabii ki. Tabii ki. Tabii ki. Ne güzel. O zaman hadi tamam. Hadi bakalım. Resimdeki göz yatsın. Evet. Sağ ol. Bir gün belki hayattan, geçmişteki günlerden bir teselli ararsın. Bak o zaman resmime, kör akan o yaşları. La 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 la. Benden sana son kalan bir küçük resim şimdi. Cevap veremez ama ağlar yalnızlığına. Ve işte arda kalan bir avuç anı şimdi. Koyup da bir başına bırakıp gittin beni. Bir gün belki hayattan, geçmişteki günlerden bir teselli ararsın. Bak o zaman resmime. Sen yalnız değilsin, biliyorum neredesin. Bu üzerdi beni, yaşasaydın ve görseydin. Bir gün belki hayattan, geçmişteki günlerden bir teselli ararsın. Bak o zaman resmime. La 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 la. Aytaç Yaşmaz. Ağzına sağlık. Ağzına sağlık. Abi teşekkür ederim. Elinize sağlık. Elinize sağlık. Ne güzeldi. Evet ben yine çok heyecanlıyım. Heyecan. Sana vokal bile yaptı. Ya yaptı. Evet. Vay be. Duymadı. Yeğler gördüm bu arada. Yeğler orada. Yeğler bende. Valla şakayla karışık Aytaç'ı sahneye hazırlıyoruz. Evet. Abi, wow. Çok hazırlanıyor tamam. Wow. Evet evet ben hayalimdi. Benim ilk Manisa'dayken, lisedeyken hani kendime bir hedef koymak zorunda hissettim kendimi. Artık dedim hani hayata başlayacağız. Çünkü çalışıyordum. Küçük yaşta çalışmaya başladım. Yeri geldi simit sattım. Yeri geldi maçlarda köfte ekmek sattım. Of. Yani 6 sene garsonluk yaptım. Dedim ki şarkıcı olacağım. Abim bir gün sordu bana ne olmak istiyorsun? Şarkıcı olacağım dedim. Şan derslerine başladım. Gitar dersi falan aldım. Sonra bir gün bir sınıfta oturuyorum. Lise 2'de edebiyat hocası kapıyı çaldı. Dedi ki işte Aytaç kim? Aytaç hanginiz? Dedim ki benim hocam. Bir şey mi oldu ya? Bir şey mi yaptım? Dedi ki tiyatroya katılmanı istiyorum. Hmm. Hocam dedim ben yani okulunda zıpır çocuğuyum biraz ama hani sakinim öyle hocalara saygım sonsuz. Tamam hocam dedim ona saygımdan yine yoksa onu kırmayayım diye gittim. Ve bir baktım hayat beni bu tarafa doğru yönlendirdi. Şehir tiyatrosunda birinci olduk Manisa Festivali'nde, tiyatro festivalinde birinci olduk. Ondan sonra da kursiyer olarak katıldım Manisa Şehir Tiyatrosu'na. Ondan sonra da bu mesleği seçeceğime dair kendime
bir karar verdim ve hedefim bu yönde oldu her zaman ve hala aynı yoldayım yani. Ne güzel. Ne güzel. Olmuş. Yolun açık olsun. Yolun evet. Açık olsun. Evet. Cemre'cim senin yolculuk nasıl oldu? Oyuncu yolculuğu. Ben ajansa yazılmıştım. Sadece işte fotoğraflarım olsun, güzel çekimim olsun diye yazılmıştım. Benle beraber abim, kuzenim de yazıldı. Onlar bir şey yapamadı. Aileyi temsilen. Aileyi sen temsil ediyorsun. Sanat okulunda okudun yanlış hatırlamıyorsam. Ben liseyi resim okudum. Güzel Sanatlar, Işıray Saygın Güzel Sanatlar Lisesi'nde. Orada resim bölümündeydim. Hiçbir zaman oyunculuk hedefim yoktu. Ben daha çok sanatla yani resim sanatıyla uğraşmak istiyordum. Böyle bir ajansa yazıldık, başvurduk. İşler gelmeye başladı derken ben işe başladım. İzmir'e yakın Ödemiş'te çekiliyordu dizi. İzmir'den gidip geliyordum. Dediler ki bana bu sektör seni bırakmayacak, sen de bırakmayacaksın. Bırakmadım. Onu da, o da beni bırakmadı. İyi ki de öyle olmuş. İkiniz de Manisa ve İzmir mi? Evet. Evet, o İzmir'de ben Manisa'lıyım. Evet. Bak toprağıma, bak benim topraklarıma bak. İkisi de birbirinden güzel ve abi birbirinden ışıltılı. Evet, maşallah. Evet, Allah kalbinize göre versin. Ne güzelsiniz maşallah. İnşallah. Vay. Aşkıncım. Canım. Hiç ummazdım senden. Hadi ya. Gerçekten ummazdım. İyi bir anonstu. Söyleyeyim o zaman. Ben de boş durayım bari. Hadi. Şarkı beni hüzünlendiren bir şarkı. Böyle isimleri çok sevmiyorum ama aşkımız bitecek. Zaten biten. Ya o şarkı biraz garip zaten. Zaten bitmiş. Senin şarkılar sanki bitmiş çok farklı. Hep mutlu şarkı sanki bütün şarkıları. Yok yok, aşkımız bitecek şarkısını çok iyi biliyorum. Ben de oynayacağım birazdan. Tamam abi. Hadi buyurun. Söz müzik Adnan Verver'e. Adnan Verver'e. Aynen. Aynen.
kara gün dostu sanmıştım seni. En acı günlerde terk ettin beni. Bir derdin üstüne bin derdi kattın. Her zaman aldattım şu gözlerimi. Her zaman aldattım şu gözlerimi. Aşkımız bitecek böyle giderse. Bende hiç günah yok ha böyle sende. Aşkımız bitecek böyle giderse. Bende hiç günah yok ha böyle sende. Bende hiç günah yok ha böyle sende. Sanma ki bu dünya sana kalacak. Senin de gençliğin elbet olacak. Herkesi kendine yar olur sanma. Yine benim sana tek yar olacak. Yine benim sana tek yar olacak. Aşkımız bitecek böyle giderse. Bende hiç günah yok ha böyle sende. Aşkımız bitecek böyle giderse. Bende hiç günah yok ha böyle sende. Bende hiç günah yok ha böyle sende. Seni görseydim ne de sevseydim. Gönlümü vermezdim böyle bilseydim. Ne bir gün güldürdün ne sevindirdin. Seni sevmektense keşke ölseydim. Seni sevmektense keşke ölseydim. Aşkımız bitecek böyle giderse. Bende hiç günah yok ha böyle sende. Aşkımız bitecek böyle giderse. Bende hiç günah yok ha böyle sende. Bende hiç günah yok ha böyle sende. Yine bir hareket böyle iyi oldu. Hakikaten. Yolculukta. Yolda ona. Biraz benzin alsak ama ya. Dinledim ben rahat ol. Valla Mehmet'in sahnesinde gerçekten böyle hani ağır şarkıların da var ama genelde bu tansiyonda gidiyor ya, o insanların eğlencesi. Özledik bu arada sahneni. Eyvallah. En kısa ne zaman isterseniz gelelim. Bekleriz. Yani gelelim. Çok muhteşem olur. Geçiyor sahnen çünkü. Valla. Zaten o şey bir denge gibi yani. Böyle bir oturdu artık değil mi? Bir şey yapmak gerekiyor. Bir yola girmek gibi. Aynı hatta yol gibi. O sahne repertuarı da bir yol. Önce biraz üzüyorsun, biraz sevindiriyorsun, biraz düşündürüyorsun. Tabii yani ki. Onun doğru. Dengesini uzun zamanda bulduğumuzu zannediyorum. Evet, repertuar ve sıralama da çok önemli. Evet, onlara biz önemli. Özellikle çok bu zaten hani burada yol şarkıları konsepti olunca onu dedim. Bizim ilk albüm yaparken hedefimiz oydu. Yani bir albüm yapalım. Koyduğumuzda kimse şarkı geçmek zorunda kalmasın. Hani sıralamayı da özellikle çok sefer denedik, dinledik. Hani onu mu öne alalım, bunu mu geri alalım? Uğraşmıştık ve bize de çok öyle tepkiler gelmişti ilk zaman. Abi çok güzel, yol albümü olmuş demişlerdi. Güzel döndü geri. Her zaman da öyle yapmaya çalışıyoruz yani. Bir parçayı koyunca yani bir albümü koyunca sonuna kadar hiç değiştirmeden gitmek istiyoruz. Bu arada şeyi de hatırlatalım. Ocak ayında Mehmet'in yeni bir projesi çıkacak. Şubat evet. Ayında, Ocak, Şubat gibi. Yeni albümümüz çıkıyor işte. Ocağın 20'sinde ilk single'ı çıkacak.
Burada söyledik zaten. Sevemedim Karagözüm'le çıkacağız. Oh, ne sonra güzel. Sonra Şubat'ta da bütün albüm çıkacak. 10 şarkıdan oluşuyor. Hazırlanın. Hayırlı olsun. Hayırlı olsun. İnşallah. Yolu açık olsun. Evet. İnşallah beğenirsiniz. Yolu açık olsun. Beğenmez miyiz yolu. Neydi? Eyvallah. Yolu açık olsun. Yolu açık olsun. Evet. Cemre'cim sana söz vermiştik artık. Biliyorsun. Bu şarkıyı senin ailen için söyleyeceğim bu gece. Ailene gelsin. Ay, değerli ailene ederim. Gelsin. Çok şanslıyım. Yol, çok sağ olun. Yolun yıllarını söyleyeceğim. Oh, tamam. Harika. Çok mutlu oldum. Olsun istemezdim tabii ki. Ben mağlubum ama, ben mağlubum ama sen de kaybettin. Ben hayatı, sen de. Hem beni öldürdün, hem bendeki seni. Böyle olsun istemezdim. Ben mağlubum ama sen de kaybettin. Ben hayatı, sen de beni. Lanet olsun bana, seni bu kadar çok niye bu kadar sevmişim. Sana hiç değmez mi? Tertemiz duygularım geç de olsa öğrendi. Kapanmaz yarayım, gece gündüz kanarım. Göz göre göre yandı yıllarım. Gönlümde açan gonca gül olmadan kırıl. Senin eserin bu yorgun yıllarım. Kapanmaz yarayım, gece gündüz kanarım. Göz göre 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 yandı yıllarım. Gönlümde açan gonca gül olmadan kırıldı. Senin eserin bu yorgun yıllarım. Bu kadar sevmişim. Sana hiç değmezmiş tertemiz duygularım. Geç de olsa öğrendim. Cemre. Kapanmaz yarayım, gece gündüz kanarım. Göz göre göre olmadan kırıldım. Onun eseri yorgun halleri.
Harikaydı. Rica ederim. Çok rica mutlu ederim. Oldum. Oh, İzleyince çok mutlu olacaklar. Aa, selam olsun abine de, çok değerli ailene de, kardeşlerine. Sağ olun, çok sağ olun. Çok güzeldi Hakan'cığım. Teşekkür ederim. Senin de ağzını sağlık. Ben dayanamadım. Biliyorum, biliyorsun. Bayılıyorum. Ne güzel oluyor. Çok, çok güzel. Ne güzel oluyor. Çok sevdiğim şarkı bu da. Şimdi bir şarkı var ki benim için çok özel. Senin için olduğu kadar. Benim için özel olmasının tarafı şu. Yıllar önce bu şarkıyı okuduğunda klarneti Göksun abi çalmıştı. Evet. O da benim konservatuardan abimdir. Babam çalmıştı trompeti bu şarkına senin. Öyle mi? Ya. Canım benim. Rahmet olsun. Çalmıştı sana trompetiyle. Ben de klarnetimle çalayım mı sana bu şarkıyı? O zaman hepimiz olur, kalkalım oraya. Evet. Hep beraber. Bu arada bizim için hadi önemli söz müzik. Aşkın Nur Yenge. Evet. Aa, altını bir çizelim. Söz. Lütfen. Aşkın Nur Yenge. Ay inanmıyorum dinliyoruz. Hadi bakalım.
Teşekkür ederiz. Yıllar geçse de geçmeyen şarkılar. Buyurun efendim. Görünüz işte. Nerede yıllar geldiniz? Şahane var. Hangi yoldayız şu anda? Devam devam. Var ya yola devam. Şahane. Nereye geldik? Nereye geldik? Sihir taraflarındayız şu anda. Ben. Sosyal tesislerde duralım dedik böyle şeyler. Çorba morba falan. Mola verildi. Mola. Çorba molası. Reklamlar mı? Reklamlar. Evet sırada yine şahane bir şarkı var bu gece. Çok değerli müzisyen, değerli büyüğümüz Adnan Ergil'in çok güzel eserlerini seslendirmeye evet, çalıştık. Çok şarkıyoruz onu. Sıra sıraya geldi değil mi? Evet, selam, çok saygı sevgiler, olsun çok Adnan sevgiler. Abiye. Yine bir Adnan Ergil imzalı şarkı sevgili Mehmet Erdem seslendiriyor. Eyvallah. Biz de çok değerli sanatçının birçok şarkısını söylüyoruz sahnede de, albümlerde de söylüyoruz. Eyvallah. Albümde de var galiba bu. Evet, bu albümde de var. Abi. Hava nasıl oralarda Mehmet'im? Eyvallah. Hadi bakalım. Hadi şöyle geçelim biz de. Hadi. Saçlarıma
dostlarıma görmüyorsun. Bravo, bravo Menekşe'ler. Yolun sonuna doğru geldik. Geldik. Evet, çok az kaldı. Az kaldı. Çok az kaldı. Evet, şöyle alalım mı biraz daha öne doğru geçelim. Buyurun. Bir final şarkımız var. Çıkışta da biz bunu söyledik. Yine Adnan Ergil şarkısı. Adnan Ergil. Gece önce Adnan Ergil gecesi oldu. Levent Yöntem söz. Evet. Levent Yöntem, beste Adnan Ergil. O hadi zaman bakalım. Hep beraber söyleyeceğiz bu güzel aynen şarkıyı da biliyorum. Tamam. Veda tamam mı ediyoruz yani? Evet, yolun sonu şarkısı. Yolcu yolunda gerek. Yolun sonu. Ay, yolun sonu şarkısı. Yeter. Cemre Baysel'e, Aşkın Nur Yengi'ye, Aytaç Şaşmaz'a, Mehmet Erdem'e ve çok değerli müzisyen dostlarımıza gelsin. Bravo! Her şey gönlünüzce olsun. İyi geceler, iyi pazarlar. Allah'a ısmarladık. Sen yolcu yolunda gerek. Ve söyledi. Yolcu. Söyledi.